Merhaba. Merhaba. Ve men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye
الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم صدق رسول الله فيما قال كما قال عزيز ومحترم المسلمين bir sahabi Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam ile ilgili öyle bir nasihat ver ki bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a inandın de sonra da dost doğru ol. Aziz müminler, İnsanın yaratılış gayesi kulluktur. En önemli vazifesi ise Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, sonra da bu imanın gereği olarak dosdoğru yaşamaktır. Zira iman gönüllere işleyince duygulara, düşüncelere ve davranışlara yansır. Kişiyi hak ve hakikate, dürüstlük ve istikamete yöneltir. İşte o zaman mümin, huzurlu ve onurlu bir hayat yaşar. Her iki dünyada da sıkıntı ve kederden emin olur. Takvaya ve ilahi ikrama kavuşur. Kıymetli Müslümanlar, istikamet, imanda sebat etmek ve aksine vefa göstermektir. Cenab-ı Hakk'a itaat, Resulullah'a ittiba etmektir. Özü, sözü bir olmak, olduğu gibi görünmek ve göründüğü gibi olmaktır. İstikamet, küfürden ve şirkten arınmak, günahdan ve isyandan sakınmaktır. Fitne ve fesattan uzak durmak, nefsin aşırı istekleri ve şeytanın resmenin nefesini ile mücadele etmektir. Değerli müminler, istikamet sahibi bir mümin, doğruluktan ödün vermez, gözünü eğip tutmaz, asla yalan söylemez, adaleti gözetir, haksızlığa meyletmez, iyi niyetli ve samimidir. Riyakarlık göstermez, işini sağlam ve güzel yapar, hileye tevessül etmez. Yaratana olan sevgi ve saygısıyla, yaratılana merhamet de gösterir. Hiçbir canı incitmez, hasılı sıratın müstakil üzere, üzere yaşar. Allah'ın rızasını kazanmayı her türlü kazansan aziz bilir. Rabbinin ikisi ya da aşıka her şeyi görüp üstünden bu ve bu bilimde bir hayat sürer. Hüsnemi Rabbimizi bir müddetiyle bitiriyorum. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dostluğu olanlara ne bir korku vardır ne de onlar sizin bileceklerdir. Elahine Hasan'a kenarlardan izah. Selamullah bin Melik'in azizin anne. Nebâkâ'yı mâzefâke ve teâlâ bin selâm. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا Allah'a emanet olun.
Allah.